Dostlar merhaba, dersime hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım 10. sınıflar 1. dönem 2. yazılı sorularını sizlerle paylaşıyorum. Yüz alırsanız baklavaları alıp geliyorsunuz ona göre. Evet kıymetli dostlar daha önce 1. 2. 3. ve 4. ünitenin özetini sonra özetin özetini sonra da ünite soru çözümlerini yapmıştık. Şimdi bu yazılı sorularını sizlerle de paylaşarak sizleri yazılıya 100 alacak şekilde göndermek istiyorum. Sen de üzerine düşeni yapmayı Unutma. Haydi dilersen hemen başlayalım. Yukarıdaki şiir ile ilgili aşağıda istenenleri yazınız diyor. Ben yürürem yana yana aşk boyadı beni kana ne akilem ne divane gel gör beni aşk neyledi. Gah eserem yeller gibi kah tozaram yollar gibi gah akaram seller gibi gel gör beni aşk neyledi demiş. Şimdi kıymetli dostlarım bu şiir yani Bilinmesi gereken bir şiir. Yani edebiyatımızda bir kült olmuş, kültürümüze yerleşmiş bir şiirdir bu. Yunus Emre'nin en ünlü ilahisidir. Dolayısıyla nazım türü ilahidir dostlarım. Tekke edebiyatı nazım türlerinden biridir. Nazım birimine baktığımızda, evet burada dörtlük görüyoruz. Redifine baktığımızda yana yana, kana, divane neyledi? Baktığımız zaman buralardan redif çıkar mı? Divane sözcüğünde herhangi bir ek yok zaten kana boyadı derken yönelme hali eki var. yana yana derken zarf fiil eki var. Ekler birbirinden farklı dolayısıyla buradan redif çıkmaz. Şuraya bakalım. Eserem yerler gibi tozaram yollar gibi akaram seller gibi. E şuradaki lar gibi ler gibi kısımlarını alalım değil mi? Ler gibi lar gibi kısımları redif olur. Eyvallah. Kafiye şemasına bakalım. A A A B'dir aslında. Şurada yarım uyak sağlanmış A ile E arasında. Şuraya bakalım. Yine A, 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 B biçiminde. Dolayısıyla kafiye şemasını ister bu şekilde yazarız. isterseniz düz uyak da diyebiliriz. Peki teması nedir? Allah aşkı. Allah aşkı. Evet burada Allah aşkı işlenmiştir. Şimdi dostlar bir, bir kere benim gibi çirkin yazmıyorsunuz. Normalde benim yazım güzeldir de şu an teknik imkansızlıklardan dolayı biraz çirkin yazıyorum. Benim gibi çirkin yazmıyorsunuz bir. Biz edebiyatçılar çok gıcık öğretmenlerizdir. Senin doğru cevap vermen bizim için yeterli değildir. Cümleyi doğru kurman, düzgün yazman, yazım kurallarına dikkat etmen, noktalama işaretlerine dikkat etmeni bekleriz. Mesela ilahi dedim bıraktın. Hayır kardeşim ilahi nazım türüdür. dür. Nazım birimi dörtlük türler gibi redifi kullanılmıştır. Düz uyak vardır. Allah aşkı işlenmiştir gibi böyle cümle tamamlan bayılırız biz böyle şeylere. Yani biz edebiyat öğretmenleri çok hoşumuza gider. Soruyu yanlış bile yapmış olsan o kurduğun ifade, kurduğun cümle, yazım kurallarına dikkat etmem vesaire bunlar bizi inanılmaz gaza getirir ve hemen artı puanı oraya ekleriz. Şimdi kıymetli dostlarım güzel yazmak elbette bir yetenektir ama doğru yazmak hepimizin sorumluluğudur. İşte biz edebiyat öğretmenleri bu konuda biraz gıcızdır. Onun için doğru yazmaya lütfen özen gösterin. Haydi gelelim ikinci soruya. Cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Onun uzun bir şiirini de okudum. Bana çok ilginç geldi bu şiir. Belirtili isim tamlaması vardır onun şiiri derken belirtili isim tamlaması araya sıfatlar girmiş önemli değil birden fazla sıfat tamlaması vardır bir şiir derken şuradan bir sıfat tamlaması kurabilirim uzun şiir derken yine kurulabilir değil mi dolayısıyla bunu da eleyelim birden fazla fiilimsi vardır bakalım Herhangi bir fiilimsi ha şurada bu şiir var mesela bir sıfat tamlaması daha. Şunu tek sıfat tamlaması alalım. Yani birden fazla tamlayanı olan sıfat tamlaması bu şiir derken ikinci sıfat tamlaması çıktı. Birden fazla fiilimsi cümlede herhangi bir yerde fiilimsi bulamadık. Dolayısıyla bu, bu dursun işaret sıfatı vardır. Bu şiir derken evet işaret sıfatı şahıs zamiri onun derken evet burada bir şahıs zamiri var. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktı. Peki geliyorum üçüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi maninin özelliklerinden biri değildir? A x şeklinde kafiye yaşaması olması doğru. Genellikle yedili hece ölçüsü mani 7. Buradan hatırlayın demiştik değil mi dostlar? Tamam. Her konuda söylenir. Evet manilerde bir konu sınırlaması yoktur. Nazım birimi beyittir. O olmadı. Nazım birimi dörtlüktür. Düz, cinaslı, yedekli gibi çeşitleri vardır. Kesinlikle doğru. Dolayısıyla cevap denizli olacak. Aşağıdaki tabloda doğru yanlış belirliyoruz. Haydi bakalım. İslami dönemin ilk eseri Kutatku Bilik'tir. Evet yazılı ilk eser odur. Divan edebiyatında şiirlere başlık konulmaz. Doğrudur. İlk başlığı koyan Namık Kemal olacak. Hürriyet gazetesi. Atabetül Akayk siyasetname özelliği taşır. Olmadı. Siyasetname özelliği taşıyan Kutatku Birlik'ti. Divanı Hikmet dini tasavvufi halk şiirinin başlangıcı sayılır. Kesinlikle doğru Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Hoca Ahmet Yesevi'nin yazdığı şiirlere Hikmet adı verilir. Doğrudur efendim. D işaretini buraya koyalım. Peki geliyorum 5. soruya. Boşluk dolduracağız dostlar. Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabı Divani Lugatit Türk. Lütfen siz güzel yazın. Divani Lugatit Lugati Türk. Evet tamam. Tasavvufi bir eser olup Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Biraz önce gördük Divanı Hikmet. Divanı Hikmet. Evet. Geçiş dönemi eserleri nokta nokta lehçesiyle. Hakaniye lehçesi. Ya Hakaniye yaz buraya. Hatta ek puan istiyorsan parantez içinde Doğu Lehçesi, hatta Kuzey Doğu Lehçesi o süper olur. Nokta nokta alegorik bir eserdir. Dört sembolik kahramanın karşılıklı konuşmalarından oluşur. Bununla ilgili kısa kısa edebiyat serisine bir video koyacağım. Bir daha unutmayacaksınız o dört karakteri. Bahsettiği eser Kutatku Bilik değil mi? Kutatku Bilik. Orada kün doğdu, ay doğdu diye kahramanlar var. Onlarla ilgili harika kodlamalı böyle kısa bir video hazırlayacağım yakın bir zamanda. Şu yazıları bir atlatalım da. Oğuz Türklerinin yaşama hakkında bilgi veren destansı hikayeler. Neydi onlar? Dede Korkut hikayeleri. Dede Korkut hikayeleri. Evet. Belki yarın 500 milyar istemez ki yarışmasına katılırsınız. Haydi bakalım. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi aşık tarzı Türk halk edebiyatının azım şekilleri bir arada verilmiştir? Şöyle tepeden baktığım zaman şurada şatiyeyi gördüm. Tasavvuf eledim. Demeyi gördüm tasavvuf eledim. Nutuk gördüm ilahi gördüm tasavvuf eledim. Şurada ninniyi gördüm anonim senin anonim. <laughs> evet bunu da eledik. Semai varsağı koşma destan bunlar aşık tarzı halk edebiyatının nazım şekilleridir. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden değildir. Tegazzül, gazzül, gazel. Gazel bölümüdür kasidedeki gazel bölümüdür. Mersiye ise kasidenin bölümü değildir dostlarım. Eğer sen bir kasideyi ölen bir kişinin arkasında yazarsan konusuna göre Mersiye adını alır. Cevabımız bu. Fahriye şairin kendini övdüğü bölüm. Dua en sonda artık kim için yazdıysa onun için dua ettiği bölüm. Nesip ise en başta bulunan betimleme tasvir yapılan bölümdür. Unutmayalım. Peki 8. soru aşağıdakilerden hangisi farklı bir döneme ait olabilir? Şöyle bir baktığımız zaman değerli dostlarım mahşerin dört atlısı bizi karşılıyor. Divanı Hikmet, Kutat Kubilik, Divan Nugatit Türk, Atabetül Hakayık geçiş dönemi eserleriydi bunlar. Mecalüsün Nefais Ali Nevai'nin T. Çağatay sahasında ortaya koyduğu İlk teskire örneğiydi. Dolayısıyla o eserlerden farklıdır. Aşağıdakilerden hangisi? İslamiyet öncesi Türk doğal destanlarından biri değildir. Şöyle bir baktığımız zaman Alper Tunga Saka Türklerine ait. Bozkurt Ergenekon bunlar Göktürklere ait. Ergenekon yine öyle. Türeyş Uygurlara ait. Ancak Manas İslami dönem destanların anası. Niye? Çok uzun çünkü. Dünyanın en uzun destanı Kırgızlara ait. İslami dönemde ortaya çıkmış bir destandır. Unutmayalım dostlarım. Peki 10. soru cümlelerin hangisinde farklı bir tamlama vardır? Zamanın ruhuna uygun davranmalısın yoksa yok olursun. Zamanın ruhu x'in y'si diye kodlamıştık belirtili at tamlaması. Vergi dairesi x y'si belirtisiz at tamlaması. Babam sokak lambasının altında X, Y'sinin Z'si ne oldu? Zincirleme. Hocam bu nasıl soru? 3 tane farklı çıktı. Dur bakalım. Saçma bir toplantıdan sonra alındı bu tuhaf kararlar. Bu şık dursun. El emeği ile oluşturuldu gördükleriniz. X, Y'si el emeği belirtisiz at tamlaması. Belirtisiz zincirleme, belirtisiz, belirtili hepsi at tamlaması. Saçma bir toplantı sıfat tamlaması. Tuhaf kararlar sıfat tamlaması. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet 11. soru. Gazel için hangisi söylenemez? En az 5, en fazla 15 beyitten oluşur. Gazel zaten elde 5 parmak olur kardeşim. Doğru. Daha çok din ve devlet büyüklerini övmek için yazılır. Yani belli bir amaçla, belli bir kasıtla. Kasıt kaside. Evet bu olmadı. İlk beytine matla, son beytine makas kesmek, bitirmek, makta denir. Doğru. Divan şiirinin en sevilen, en çok kullanılan nazım biçimidir. Doğru. Şairin mahlasının bulunduğu beyte şair mahlasını koyarak taçlandırıyor beyti. Taç beyit denir. Doğru. Bunların kodlamalarını hep anlatmıştım size. Cevabımız B seçeneği olacaktı. Peki geliyorum 12. soruya. Hangisinde tamlama yoktur demiş. Son zamanlarda son zamanlar sıfat tamlaması. Tamlama dedi buraya at tamlaması sıfat tamlaması da girer. Daha ziyade ortalık toza dumanı dönünce onu görür sahnede yok. Her kafadan bir ses bir ses sıfat tamlaması. Her kafa sıfat tamlaması. Onun çalışma alanı zincirleme at tamlaması. Her konuyu bildiğini ve her işten her iş sıfat tamlaması. Evet ikide herhangi bir tamlama bulamadık dostlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktı. Peki 13. soru. Yukarıdaki şiirin nazım biçimi. A benim bahtı yarim gönlümde tahtı yarim. Yüzünde göz izi var sana kim baktı yarim? Asıl derdi adamın bu değil mi? Sen beni aldatıyor musun diyor acaba, değil mi? Asıl dert burada. İlk iki mısra doldurma. Öylesine söylenmiş. Ayva sarı, gül sarı güle konmuş bir arı. Geç burayı. Asıl derdi ne? İki genç arasında. Ne arar koca karı? Ha, kayınnana kafayı belli. Asıl sözler 3'te ve 4'te veriliyorsa 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedili ölçü kullanılıyorsa 7 mani. Bak burada i'lerden hatırla mani. A, A, X, A şeklinde kafiyeleniyorsa bizim artık mani işaretlememiz gerekiyor dostlarım. Peki. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için destekleriniz çok önemli dostlar. En güzel üniversiteler, en bomba notlar sizlerin olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.